onu konuşacağız şimdi. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Sayın Erol Kesici bizlerle birlikte Skype bağlantısı üzerinden. Sayın Kesici efendim, hoş geldiniz gün ortasına. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sayın Kesici, ne oldu? Marmara Denizi neden bu hale geldi? Böyle başlayalım mı? Evet, Marmara Denizi bugüne kadar çok ihmaller sonucu meydana geldi, bu hale geldi diyelim. Bunun nedenleri işte aşırı kirlilik olduğunu nihayet yeni kabul edebildik 40 yılda. İşte zaman zaman gelir geçer, bir şey olmaz. Hatta düne kadar bazı bilim insanlarının da söylediği gibi işte bahar gelince ağaçların çiçek açması gibi bu alpler çiçek açar şeklindeki benzetmeleri, yine aynı şekilde doğa olayıdır, doğaldır demeleri, yıllarca tekrar edilen bu yanlışlıklar, halbuki bu tamamen bir insan olayıdır. İnsanın kirletmesinin sonucudur. Yani doğa olayı olabilmesi için deprem olması lazım. İşte volkanik patlamalar, tsunami, bunlar doğa olayıdır. Yoksa bu insanlar tarafından Marmara Denizi'nin çok aşırı bir şekilde kirletilmesi sonucu olan bir durum. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte Marmara Denizi'nin etrafında bizim ülkemizin nüfusunun neredeyse %30'una yakını yaşamakta. Evet. Ve Marmara Denizi'ne her gün boşaltılan atık su miktarı günde 3 milyonla 5 milyon metreküp, yani başka bir ifadeyle ton civarında. Ulaşım alabildiğine fazla. Yine aynı şekilde Marmara Denizi'nden hep alınmış ama maalesef hep palyatif çözümlerle Marmara Denizi'ne hiç verilmemiş. Ve bu Marmara Denizi artık diyor ki, siz beni yıllardır görmediniz, ihmal ettiniz, ben artık aşırı kirlendim, hakikaten öldüm ve patladım anlamına geliyor. Fakat bunun sadece bu oluşum sadece Marmara Denizi ile kalmıyor. Tabii. Bütün dünyaya bizim sorumluluklarımız var. Gelecek kuşaklarımıza sorumluluklarımız var. Ki bunların çözümleri aslında zor değildi. Bugün de zor olmayacaktır. Yeter ki sabretmemiz gerekir ve bunların nasıl olacağını da konuşuruz isterseniz. Evet. Şimdi Karadeniz'de de görüldü. Küçük çaplı Ordu Fas arasında ama hemen temizlendi. Karadeniz'de görülmesinin sebebi nedir? Bu alg çoğalması dediğimiz veyahut da alg bloom dediğimiz veyahut da fitoplanktan çoğalması dediğimiz etkenler bütün kirli denizlerde olan olaydır. Yani sadece Marmara Denizi'nden oraya ulaşması şeklinde de olmamaktadır. Oraya da gitmiş olabilir akıntılarla, yüzey sularıyla. Yine Marmara Denizi'ndeki bulunan gemilerin Karadeniz'e çıkması, Ege'ye inmesi, Akdeniz'e inmesi, onlar da zaten bu yapıların yapışkan, müsilajlı bir yapı olduğunu söyledik. Onların üzerine yerleşen yosunlar, yani alg dediğimiz organizmalar oralara taşınmıştır. Orada da uygun koşulları buldukları zaman aşırı bir şekilde çoğalmalar olabilir. Ki bunu meydana getiren fitoplankton dediğimiz bitkisel mikroskobik organizmalar, yine algler dediğimiz su yosunları, ki denizlerimizde binlerce türle temsil edilmektedir. O nedenle kendi bölgesi içerisinde lokal alanlarda meydana gelebileceği gibi taşınmalar sonucunda deniz akıntıları vasıtasıyla bunlar oluşabilir. Akdeniz'de de aynı şey söz konusu. Ege Denizi'nde zaten yıllardır yoğun bir şekilde vardı. Belki tam manasıyla su yüzeyine çıkmıyordu ama bunun başka versiyonları, örneğin İzmir'de deniz marulları şeklinde Evet. oluşan bir makroskopik alglerin meydana getirmiş olduğu kirlilikler vardı. Yani bu neye bakarsak bakalım bu kirlilikten kaynaklanan bir olay. Yani artık denizlerde alg miktarları aşırı şekilde artmış. Halbuki algler bizim besin temelimizin, zincirimizin temelini teşkil ediyorlar. Bu algler sağlıklı oldukları zaman, temiz sularda yaşamlarını sürdükleri zaman, işte balıkların, kerevitlerin, istakozların, aklınıza ne gelirse onların yemini oluşturuyor. Ayrıca dünyadaki oksijenin %80'ini bu mikroskobik organizmalar oluşturuyor. Ama denge bozulursa, ekolojik yapı bozulursa tek türleşmeye gidiyor ve sonunda bunları yiyen, tüketen olmadığı için çok aşırı bir şekilde çoğalarak kümeler, koloniler oluşturuyorlar ve denizin durgun olduğu zaman işte 16 santigrat derecenin su sıcaklığında bu meydana geliyor alg patlaması dediğimiz. Evet. Yalnız şunu hep söylemek istiyorum, Buyurun. lütfen
biz sorunun üzerine gidelim. Nihayet yıllardır söylememize rağmen, Şubat'tan da itibaren söylememize rağmen bu bir doğal olay değildi, kirlilik olayıydı ve hiçbir zaman hiç başka yerlere atacak küresel ısınmaydı. Yok suyun, deniz suyunun ısınmasıydı. Hayır. Bunları kabul etmiyorum ben bir bilim insanı olarak. Çünkü normal koşullarda, normal sıcaklıkta eğer ortam kirliyse bu meydana gelebilmektedir. Zaten Marmara Denizi'nin özelliklerini biliyoruz. Ne halde olduğunu da biliyoruz. O nedenle bir an önce işimize bakmalıyız, önümüze bakmalıyız ve toplumsal sorumluluklarımızın yanı sıra işte sadece bir kurumun, sadece bir belediyenin yapacağı bir iş değil. İnanın bu saatten sonra buradaki mücadele bilim insanlarının modern teknolojilerle önereceği arıtma sistemleriyle ve artı bireye düşen görevler var. Bana da düşen görevler var, size de düşen görevler var, çocuklara da düşen görevlerimiz var. Marmara Denizi bizim. Dünyanın. Kesinlikle doğru. Çok haklısınız. Peki şimdi biz deniz yüzeyinin temizlendiğini görüyoruz. Bu yeterli midir yapılan çalışmalar? Bugün de yine 7 ilk ayısında temizlik çalışması yapılacak. Bariyerler çekildi. 21 maddelik bir eylem planı hazırlandı. Ne dersiniz? Yeterli mi? Yani deniz salyasından yani, temizlenmesi için. Yani keşke demeye de gerek duymuyorum da geçmişte geride kalmış işte daha önceleri yapılmış olsaydı, Ocak'ta yapılmış olsaydı daha önce. Bu yüzeysel temizlik aynı iceberg'in uç kısmı gibidir. Yani denizdeki Marmara Denizi'ndeki müsilajlaşmanın yosun patlaması dediğimiz, alg patlaması dediğimiz, çoğalması dediğimiz olayın yaklaşık olarak %10'unu anca teşkil etmektedir. Diğer büyük bir çoğunluk, %90'lık çoğunluk Marmara Denizi'nin iç kısmında ve alt denizlere doğru yayılan bir sistemdi. Elbette Marmara Denizi için farkındalık yaratmak, bakın ne oluyor demek bile, ne duruma gidiyoruz demek bile çok çok önemli bir olay. Ama bunu biz sadece bugün için gündemde tutmamalıyız. Yarın ülkenin gündemi başka bir şeye değiştiği zaman bunu kesinlikle unutmamalıyız. Düşünelim 30 yıldır, 40 yıldır olan bir sorun bu ve bu hep ötelenmiş, 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 bugünkü hale gelmiş, en sonunda da patlamış ki gerçekten çok tehlikeli bir durum var. Bunun yöntemleri, temizlik yöntemleri belli. Sabırlı olmamız gerekecek ve mutlak suretle de enerjimizi bence ilk öncelikle vereceğimiz bir yer olacak. Bu aslında bir mücadele sistemidir. Evet. Şimdi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var Sayın Kesici. Deniz salyasını parçalayıp suya oksijen verdiler. Kazandırdılar. Bu bir umut mudur sizce? Şimdi bunlar aslında dünyada bilinen teknikler. Elbette Tekirdağ Üniversitesi'ndeki meslektaşlarımızın yapmış olduğu her türlü çalışma, yani her çalışma değerlidir. Tabii yöntemler çok önemlidir. Mesela bazı bilim insanları da çıkıp diyor ki kimyasal yöntemleri önermekteler. Halbuki bu tamamen yanlıştır. Siz deniz alpleriyle, dip kısımdaki sistemlerle, kimyasal yöntemlerle mücadele edemezsiniz. Zaten bunun nedeni kimyasal kaynaklardan oluşmaktadır. Bizim burada yapacağımız temel mücadele mekanik mücadele olacaktır. Bunların denizin yüzeyinden, denizin iç kısmından, kayalıkların arasından, dip çamurunda ağır metaller vardır. Bunların türleri belirlenmiş. Bizim de yapmış olduğumuz çalışmalar var. Türlerin ne olduğunu ve bunların toksik olduğu, zehirleyici özelliklere de sahip olabildiği bilinmektedir. Elbette dediğim gibi faydalıdır ama esas çözüm buraya atık bırakmamaktır. Biz bunları suyun içerisinde başka şekillere dönüştürebilmemiz için Marmara Trakya'daki üniversitenin yapmış olduğu çalışmaların daha da anlam kazanabilmesi için öncelikle mutlak suretle deniz içerisindeki yüzeydeki alpleri temizlememiz lazım. Bunlar tohum. Uygun şartlarda önümüzde hava sıcaklıkları arttığı zaman gelişmeleri çok daha hızlı olacaktır. Bundan daha çok su yüzeyinin düzgün olduğu dönemlerde her tarafı kaplayacaklardır, her tarafa yayılacaklardır. Atık bırakmamamız gerekir ve biz bunları yaptıktan sonra diğer yöntemler anlam kazanacaktır. Bir şey doğada hiçbir zaman için var olan bir şey yok olmaz. O nedenle yoktan da var olmaz. Biz
Burada bu müsilaj zaten buradaki bulunan denizin yüzey kısmında olan ve denizin bir kısım iç kısımlarındaki bulunan bu müsilajlaşma haline gelen yapılar ölü canlılardır. Yani denizin içerisindeki mikroorganizmalar işte hayvansal ve hayvan ve bitki türündeki planktonlar yine küçük su canlıları, makroskobik algler, su yosunlarının parçalarının deniz dibindeki olan atıklarının bir araya gelmesinden oluşan ölü yapılardır. Bunları biz hangi sisteme dönüştürebileceğiz? Bunların mutlak surette temizlenmesi gerekiyor. Yani biz Yani yüzeyini biz şuna görüyoruz Sayın benzetiyorum Kesici bu. şimdi. Yüzeyini hallediyoruz, temizliyoruz ama aslında içeride sorun. Sıcaklıklarla birlikte Tabii artma da bir var. O zaman uzun bir süreçten bahsediyorsunuz değil mi? Çok kısa bir süreçte bu halledilemez gibi. elbette, elbette. Bakın ihmal etmemeliyiz. Sabırla çözümlenmeyecek bir şey değil. Dünyada bunun birçok örnekleri var. Literatürlerde var, yıllarda anlatın. Aynı sorun mesela bizim iç sularımızda da var. Açın bakın Bafa Gölü'nün durumu. Bafa Gölü de tatlı sularda, acı sulardaki olan bir müsilajlaşmanın örneği. 20 yıldır orada yaşanmakta. İçme suyu kaynağımız olan Eğirdir Gölü'nde var aynı şekilde müsilajlaşma. Beyşehir Gölü'nde var. Buralarda bunlar yaşanıyor. Bunların başka türleri, bunların genel hatlarına biz su yosunlarının artışı. Sebep nedir? Kirlilik ve su seviyelerinin azalması. Ve bunların mutlak surette bünyeden çıkarılması gerekiyor. Kanser gibi. Yani ölü olan kısımlarının, aşırı çoğalan kısımlarının dengeye getirilmesi gerekiyor. Daha sonra temizlendikten sonra buradaki ekolojik denge sağlanmalı. Yani hayvan türlü bunları yiyen hayvan organizmalarının da artışlarının sağlanması gerekecek. Ve diğer önemli bir husus, müsaade ederseniz Buyurun. vaktimiz var mı bilemiyorum. Buyurun Bir efendim. konuyu daha değinmek istiyorum. Biz ileri teknolojileri kullanmak durumundayız. Yani Marmara Denizi'nin etrafında inanın bir damla suyu dahi arıtmak durumundayız biz. Başka türlü bu işin içinden çıkamayacağız. İhmal etmeyeceğim. Modern teknolojiler var işte. Biyolojik arıtma sistemleri var. Nanoteknolojisi var. Ultraviyole sistemleriyle var. Fiziksel arıtma var. Yine benzeri sistemler. Evlerimizdeki sudan tutun, fabrikalardaki, sanayideki, gemilerdeki yapıların mutlak surette arıtılması gerekiyor. Ve arıtılan sular eğer böyle bir teknoloji pahalı ama İstanbul çok çok daha pahalı. Kaybedersek çok çok daha şeyler kaybedeceğiz. Harcadığımız paranın, harcayabileceğimiz paranın mislini kaybedeceğiz. Geleceği kaybedeceğiz. O Maalesef. nedenle çok para tutar, şunu tutarı bir tarafa bırakalım. Artı bakın diğer çok önemli bir özelliği, bunu basit olarak basite indirgenmiş arıtma ünitelerinde de görüyoruz. Evsel atıklar temizleniyor, arıtılıyor modern teknolojiyle. Çıkan su tertemiz. Şunu söylemek istiyorum. Marmara Denizi'ne günde 3 milyon, 4 milyon tona yakın atık su bırakılmakta. Biz bu atık suyu modern teknolojilerle arıttığımız zaman kuraklığa da çözüm bulmuş olacağız. Biz kuraklıkla da aynı zamanda kuraklık sorunuyla ve şiddetli kuraklıkla karşı karşıya olan bir ülkeyiz. Bu sene belki çeşmelerimize su gitmeyecek. Şimdiden Türkiye'nin birçok yerlerinde tarım alanlarına suyun verilmeyeceği söyleniyor. Kısıtlamalı su verileceği söyleniyor. Ama bizim bitkilerimiz şimdiye kadar aynı sistemle suya alışmış. Peki ne olacak? Kavgalar olacak, gürültüler. Bakın biz bu suları arıttığımız zaman tarımda kullanabiliriz. Yine bir kişinin bir günde 5 defa lavaboya gittiğini düşünün. Her sifonu çekişinde 5 litreye yakın su tüketmekte. 25 litre. Düşün bu arıtılmış suları buraya koyacağız. Buralarda kullanacağız. Ve şu bir ilke, modern teknolojiyle arıtılmış suların denize verilmesi ilkelliktir. Ve biz bunları denize vermememiz gerekiyor ki denizlerimizde yine aynı şekilde kendi ekolojik dengesini sağlamış olsun. Denizin tatlı suya ihtiyacı varsa dereler, çaylar özgür bırakılmalı. Yine aynı şekilde doğal yapısına, dengesine, döngüsüne Marmara'nın oynanmaması gerekecektir. Bunlar çok önemli. Peki. Göllerin, denizlerin yaşamasıyla ilgili temel ilkeler. Bunları mutlak surette yapmamız gerekir. Görünen manzara gerçekten çok kötü. Çok. Yani hepimize düşen görevler var. İnsan hareketleri çok Hepimizin. Yani önemli. Hepimizi bunun ne sorumluyuz. siyasi partisi var, ne kurumu var, ne
Yok. diğer şeyler var. İnanın hepimiz Ama etkiliyor. çok da öyle kısa Hepimizin vadede sorumluluğu halledilecek bir altında. durum değil Sayın Kesici. Şu anki yapılan Kesinlikle. Hem kısa kısa vadede sürede yapılan çalışmalar. halledilecek bir şey değil. Yani yüzeysel makyajla ne olursunuz uğraşmayalım. Evet. İlerisi bakın şimdiden eğer gerekli önlemleri almazsak yarın çok çok daha pahalı olacak. Bugün diyelim ki 10 birimi halledebileceğimiz bir işi yarın 100 birimi halledemeyeceğiz. Bunun bir de uluslararası hukuk boyutu var. Demeyecekler mi siz ne yapıyorsunuz, niye kirli tuttunuz, niye bizim evimizin bu Ege'ye, Akdeniz'e yayıldığı zaman oraların kirlenmesi sonucunda bizim de sorumluluklarımız var. Ulusal mahkemelere açtıkları zaman temizleme masraflarını da bizden alabilirler. Bu var hukukta, her şeyde var. Bunları düşün. Ya onu da bir tarafa bırakın. Ya bizim Marmara Denizi'nin patladığını, öldüğünü yani şey yapmamız, dünyaya duyurmamız değil, dünyanın görmesi gerçekten bir bilim insanı olarak beni çok üzüyor. Hepimizi, İhmal. hepimizi. Bunlar siyasi bakışta, politik bakışta çözümlenemez. Siyasi bakışlar bilim insanlarına yardımcı olması gerekir. Bu deniz bizim, bu insanlar da hepimizin aynı şekilde. Artı bakın lütfen şunu da söyleyeyim müsaade ederseniz. Buyurun. Marmara Denizi dinlendirilmeli, temizlikle yeterli olarak kalmıyor. Etrafında çok sanayi tesisleri var. Bundan sonra ne sanayi ne yapıya izin verilmemeli. Mümkünse oradaki sanayi üniteleri başka yerlere taşınmalı. %70'e yakın Türkiye'nin sanayisi, hatta 80'ine yakın orada. Tabii bu sanayi sistemlerini oraya taşımak kolay. Sorsanız derler ki işte Isparta'ya, Afyon'a, diyelim ki Kayseri'ye, Konya'ya taşıyalım. Ama sadece fabrikayı taşımakla olmuyor. Onların lojistik faaliyetlerini, altyapı faaliyetlerini de yerine getirmemiz gerekiyor. Yoksa inanın yeni albeni haline getirilerek Marmara çevresinin nüfusunun giderek artması Marmara'nın yok Peki. olması demek. Peki. İleride başımıza çok çok bugünler ben şunu söyleyeyim. Bugünler Son cümle gerçekten lütfen. iyi Süremizi günlerimiz aşıyoruz. olarak kabul ediliyor. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Kesici. İyi ki katıldınız. Ben Katkılarınız için. teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar Her dilerim. zaman efendim. İyi çalışmalar.